Sanat 2012'ye hoş geldiniz. 2012 yılının son gününde stüdyo konuğum müzik dünyasının usta ve üretken ismi Cahit Berkay olacak. Programımızın ilerleyen dakikalarında ise Artnext İstanbul Galerisi'nin Getsam Kunstwerk 1 adlı yeni sergisini ekranlarınıza getireceğiz ama tüm bunlardan önce her gün olduğu gibi yine dop dolu bir haber turuyla başlıyoruz programımıza. Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in Sivas'taki müze evi yenilendi ve görkemli bir törenle yeniden ziyarete açıldı. İşte bu haberin detayları ve çok daha fazlasıyla haber turu ekranlarınızda. Güzelliğin umfar etmez. Güzelliğin Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in Sivas'ın Sivri Alan köyünde yenilenen müze evi görkemli bir törenle ziyarete açıldı. Sivas Müze Müdürlüğü'nün İsveç'teki Sinska Dades Müzesi ile ortaklaşa yürüttüğü Müzeler Arası Kültür İttifakı projesi kapsamında teşhir ve tanzimi yenilenen müze ev Aşık Veysel'e ilişkin çok sayıda obje ve dökümanı barındırıyor. Ziyaretçiler için hazırlanmış bir Aşık Veysel belgeselinin de bulunduğu müzede sanatçının bal mumundan yapılmış iki heykeli de görülebilir. Pop müziğin başarılı kadın vokallerinden Demet Sağroğlu 3 yıllık suskunluğunun ardından Hiç Özlemedin mi adlı yeni albümüyle müzik marketlerde yerini aldı. Sanatçının albümle aynı adı taşıyan sözü ve müziği kendisine ait Hiç Özlemedin mi şarkısının video klibi ise Murat Özdemir'in yönetmenliğinde dış çekim görüntüleriyle hayata geçti. Sen hiç özlemedin mi beni? Mine Sanat Galerisi kendine Türk sanat tarihinde önemli bir yer edinen 22 sanatçının eserine Manzara Hakkında başlıklı karma sergide ev sahipliği yapıyor. İzleyiciyi bir yandan manzara algısına doğru yolculuğa çıkaran sergi, diğer yandan bu kavramın resim tarihi içindeki yerini sorguluyor. Aralarında Gülçin Aksoy, Bilge Alkor, Şemsi Arel'in bulunduğu sanatçıların fotoğraf, yağlı boya, akrilik, karışık teknik ve dijital baskı gibi farklı tekniklerle oluşturduğu eserler 31 Ocağı kadar görülebilir. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Ocak ayında piyano ikilisi Katya ve Mariel Labek kardeşleri ağırlayacak. Labek kardeşler, Gürer Aykal yönetimindeki Kentin Karmaşası'ndaki iki piyano konserinde Bulenk'in iki piyano için konçertosunu seslendirecek. Gecede Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ayrıca Zeynep Gedizoğlu'na sipariş edilen yeni eserinde dünya premierini gerçekleştirecek. Konserin ikinci yarısında ise Çaykovski'nin Polonyalı olarak bilinen 3. senfonisi seslendirilecek. I was 18 when I got married. But it was not love. Genç ve güzel Anna Karenina yaptığı evlilikte St. Petersburg'un yüksek sosyetesi içerisinde çok iyi bir konuma sahip olmuştur. Kocası Rus siyasetinin de önemli isimlerindendir. Anna Karenina'nın Moskova'ya yolculuğu sırasında tanıştığı genç subay Voronski ile aralarında bir kıvılcım çakmasıyla olaylar hiç beklenmedik bir yönde gelişir. Yönetmenliğini Joe Wright'ın üstlendiği Tolstoy'un ölümsüz romanı Anna Karenina'nın sinema uyarlaması geçtiğimiz cuma gösterime girmişti. Filmin başrollerinde ise Keira Knightley ve Jude Law'u izliyoruz. This must stop. Eğer bize ulaşmak isterseniz ya da görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz sanat2011@trt.net.tr. Aynı zamanda sosyal medyadan paylaşımlarınız için de Facebook ve Twitter kullanıcı hesaplarımız program boyunca ekranlarınızda olacak. Bugün stüdyo konuğum Cahit Berkay demiştim. Hoş geldiniz Sayın Merhaba, Berkay. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Yepyeni bir albümünüz var, Arda Kalan. Kaç yıllık bir emeğin albümüdür bu? Parçaları böyle birebir şey yaparsam 5 senelik bir şeysi var, süreci var. Hı hı. Ama bir parçanın daha önce bir geçmişi var. İşte aslında albüme ismini veren parça Arda Kalan. Zaten isimden
yani kelime anlamından anlaşıldığı gibi yani bir şeylerin arkasından geride kalan anlamında. Evet. Benim Almanya'daki bir dostum çok genç yaşta vefat etti ki o yani benim Moğolların ya, çok ciddi hayranlarından bir tanesi, bütün konserlerimize gelirdi. Bu genç yaşta vefat etti. Ben de Köln'e işte cenaze törenine gittim. Orada işte o küçük kilise gibi yerde tören yapılıyor. Rahip dedi ki işte Rudi'nin ismi Rudi. Bir şeyi var, vasiyeti var. Üç tane müzik dinleteceğiz size. İşte Selvi Oylum girdi, işte Dila Hatun girdi arkasından bir parça daha. Ben Salya Sümük dedim, Rudi alacağın olsun. Sonra İstanbul'a döndükten sonra gerçekten benim de çok sevdiğim arkadaşımdı. Bir gece onu düşünürken işte bunun enstrümantal şeysi çıktı, versiyonu. Hatta onu ben Toprak diye bir albüm yaptım. İşte senesini hatırlamıyorum ama bayağı 7-8 sene oluyor. Orada enstrümantal olarak kullandım. Daha sonra Murat Güneş sağ olsun durduğu yerde onu dinlemiş, buna müzik yazmış. Yani benim bu şeylerimi, bu parçayı yaparken hissettiklerimi gerçekten birebir algılamış, hissetmiş ve arda kalan yani ismi duruyor. O şarkının içindeki duyguları, hisleri yani kelimelere döktü. Bir şiir. Hayat sonlandıktan sonra arda kalan. Evet, aynen öyle. Daha sonra işte ben bunu tabii ki Rudi'den başlayan bir şey var. Neden? Yani sebep o asıl kıvılcım ondan geldi. Ona onunla olan dostluğumuzdan, sevgi bağımızdan geldi ama daha sonra onu ben bu parçayı işte annem, babam, işte dostlarım kaybettim. Engin Yürükoğlu, Barış, Cem Karaca, işte bütün bu sevdiklerimi, bütün bunları bende bıraktıkları o güzel anılar, hatıralar şey yapan, nasıl kelime bulamıyorum, aklınıza getiren. Yani gerçekten yine duygulandım. Böyle bir şarkı çıktı. Derya Petek de sağ olsun. Zaten bu albümün asıl ana solisti o. Çok güzel yorumladı. Evet, bu albümde ilk kez sizinle birlikte gördüğümüz genç ve yetenekli bir isim Derya Petek. Evet. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Nasıl yollarınız kesişti? Nasıl birlikte çalışmaya karar verdiniz Derya Petek'le? Derya, yani kelime tabirle tam bir türkü dostu. Yani daha doğrusu bir türkü, şarkı. Yani korkunç güzel bir şeyi var, hafızası var. Mesela benim hatırlayamadım. Ya bu neydi, bu kimindi, bunun sözleri neydi gibi. Hani açarsınız, internete girip ararsınız, benim öyle bir ihtiyacım olmuyor. Derya bu neydi diye. O pat döküyor. Derya ile biz uzun yıllardır tanışıyoruz. Yani bir 8 senedir falan onu ben talebelik döneminden tanırım. Sonra onun yolu İstanbul'a düştü. İstanbul'da karşılaştık. Benim birkaç tane müziğe olan merakını biliyordum. Jingle reklam işlerinde onun sesini kullandım. Ama hiçbir zaman da böyle bir oturup bir albüm yapalım gibi böyle geniş ya daha derinlemesine düşünmedim. Yine böyle bir gün şey yaptık, bir film müziği ki o parça da albüme girdi. Hani bir şekilde hani ben hep ben yaptım, bu çok tamamdır, bu güzel oldu gibi bir şeyi yapmam. Mutlaka böyle sevdiğim biraz müzik şeysine, bilgisine, duygusuna sahip insanlara danışırım. En büyük korkumunu sana itiraf edeyim. Yaptığım bir müziğin bir başka müziğe benzeme korkusu. Yani bu çok şeydir. Yani ben beste altına imza atıyorsun ama insanlar ya biliyorsun bazen aynı şeyleri hissedebiliyor. Peki, hiç başınıza geldi mi böyle bir şey daha önce kendi şarkı? Gelmedi. Bu yüzden gelmedi. Yani araklarsam kendimden araklarım. Yani Cahit Berkay müziğinden esinlendiği şeyler oldu. Onları da sinemada oldu. Daha sonra farkına vardım. Ama hoş gülük geçtik tabii. Başkasının olursa çok kötü bir şey. Derya'ya işte dinletti. Bu nasıl bir çok şey böyle duygusal ağırlıklı, duygusal tarafı çok ağır olan bir sahneydi. Ya dedi, buraya dedi, ben dedi mırıldanabilir miyim dedi. Mırıldan dedim. O melodiyi, o şey de böyle o şey yaptı. Dedim hemen taktım kulaklığı, mikrofonu koydum önüne. Aynen onun sesini koyduk. Yine daha sonra Murat Güneş buna... Peki o ana kadar Derya'nın sesini duymamış mıydınız? Yok, işte jingle'da, yani reklam jingle'larında birkaç tane, yani seçim dönemlerinde birkaç...